Merhaba, Meraklı Sana Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam Brexit'in etkilerini konuşacağız. Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne, İngiltere'ye ve bunların üçünün arasındaki ilişkilere olan etkisini konuşacağız. Tabii Brexit'in derken olursa, çünkü hala karmakarışık bir süreç var gibi duruyor ya da bize karışık geliyor bilmiyorum. Bunun ayrıntılarını şimdi Doktor Yaprak Gürsoy'dan alacağız. Kendisi İngiltere'de Aston Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde görevli. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkürler. Şimdi biz yayından önce de konuştuk sizinle. Burada bu işi yapmamızı, ben daha çok dış haberler kısmında çalışıyorum burada ve bu işi yapmamızı, her gün içinde olmamıza rağmen bizim bile kafamız fena halde karışmış durumda. Bir türlü anlayamıyoruz ne oluyor veya ne olacak. Ne durumda şu an vesaire, bunları anlayamadık, onları konuşacağız. Evet. En son durumu. Evet. Ama bir tarihi sürece bir bakalım istiyorum önce. Çünkü böyle sıradan bir ilişki değil aslında Avrupa Birliği ile İngiltere'nin ilişkileri herhalde. Biraz böyle sancılı olmuş evet. zamanında. Evet. Şu anda zaten öyle. Evet. Onu bir sizden dinleyelim. Evet. Yani geçmişi anlamadan aslında bugünü anlamak da mümkün değil. Yani niye şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor durup dururken diye insan düşünüyor. Ama geçmişi göz önüne aldığımızda aslında belki o kadar da sürpriz değildi 2016'da referandumun yapılması. Biz Avrupa diye düşündüğümüz zaman aslında üç tane büyük ülke aklımıza gelir hep. Fransa, Almanya, İngiltere. İngiltere ama büyük ülkeler, Avrupa'daki büyük ülkeler içerisinde farklı konumu olan, farklı rolü olan bir ülke. İlk Avrupa topluluğu, bugünkü adıyla Avrupa Birliği kurulurken, İkinci Dünya Savaşı sonrası, o zamanki Başbakan Churchill'in çok büyük desteği var bu fikre. Fakat İngiltere Avrupa topluluğuna ta Roma anlaşmasından başlamak üzere katılmama kararı alıyor 1950'lerde. Ve 6 kurucu ülkeden biri değildir İngiltere örneğin. Fakat sonra bakıyor, ekonomik olarak Avrupa topluluğu çok daha ileri gidiyor. Kendisi geride kalıyor. Ben o zaman diyor ki Avrupa topluluğuna girmek istiyorum. Fakat bu sefer Fransa Başkanı Jacques de Gaulle diyor ki, Charles de Gaulle pardon, diyor ki hayır biz sizi kabul etmiyoruz. İki kere başvuruyor ve iki kere başvurusu reddediliyor 1960'larda. Sonunda 1973'te diğer Avrupa ülkelerinden daha geç bir tarihte diyelim. Avrupa topluluğundan. Aynen öyle. Fransa'da ancak iktidar değiştikten sonra İngiltere Avrupa topluluğuna giriyor. Ama bunun hemen akabinde 2 sene sonra 1975'te İngiltere bir referandum yapıyor. Tarihindeki ilk referandum. Çünkü referandum geleneği olan bir ülke değil aslında İngiltere. Ve halka soruyor Avrupa Birliği'nde kalalım mı kalmayalım mı? Yani şimdi bunu bilince o kadar da garip bir şey değil. 2 sene önce girmişsin niye soruyorsun girelim mi, kalalım mı, çıkalım mı diye. O zaman %67 oranında bir kalma kararı çıkıyor. Fakat konu burada kapanmıyor. Yani her 10 senede bir İngiltere'nin aslında Avrupa Birliği ile bir krizi var. 1980'lerde Margaret Thatcher diyor ki biz Avrupa Birliği'ne çok para veriyoruz. Ondan sonra bu parayı bu kadar çok vermek istemiyoruz ve kalıcı bir para iadesi almak istiyoruz. Bir maddi indirim almak istiyoruz ve bunu koparıyor Thatcher o zaman. Sonra 1980'lerin sonunda 1990'larda bir döviz kuru mekanizmasına katılıyor. Pound'u Alman markına sabitliyor. Bu da işte Euro'ya biraz hazırlık olarak düşünülmüş bir şey. Fakat sonra Kara Çarşamba diye böyle İngilizlerin biraz gururunu kıran, ondan sonra bugünkü siyasetlerini de şekillendiren döviz spekülasyonları sonucunda bu mekanizmadan çıkmak zorunda kalıyor. Bu da çok olaylı bir şey 1990'larda. Bunun sonunda da 1993 Maastricht Anlaşması'nda diyor ki ben Euro'ya katılmayacağım ve ben farklı bir Avrupa hayali, Avrupa Birliği hayali kurguluyorum. İşte Schengen'e katılmıyor. Dediğim gibi Avro Birliği'ne katılmıyor. Hep böyle bir farklı konumlandırıyor kendini. Dolayısıyla hani bugüne gelen süreçte de enteresan bir durum yok ki kendi farklılığını bir şekilde hissettiriyor diyebiliriz İngiltere. Tam öngördüğü gibi gitmiyor işler ama... Peki bu farklılığın sebebi ne? Böyle bir imparatorluk gururu veya kibiri mi? Yoksa işte Almanya'nın
etkisi altına girmeme isteği mi, tarihsel başka sebepler mi, ada olması mı vesaire nedir? Evet, yani aslında hepsi diyebiliriz. Yani coğrafi olarak baktığınız zaman zaten biraz Türkiye gibi İngiltere'de Avrupa'nın bir ucunda. Bir ada ülkesi. Kendini bunun için Avrupa ve Avrupa'nın kargaşasından her zaman biraz ayırmış bir ülke. Kendisini daha farklı görmüş bir ülke. Tabii imparatorluk geçmişi var. Dolayısıyla kendini Avrupa ülkeleri içerisinde en güçlü, en kuvvetli olarak görüyor. İkinci Dünya Savaşı'nın çok büyük etkisi var. Çünkü Almanya Avrupa'yı işgal ederken Alman işgaline karşı direnmiş, direnebilmiş tek ülke olarak görüyor kendini. Her iki savaşta yani Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı kazanmış, zafer elde etmiş bir ülke olarak görüyor. Ve şu anda da diyor ki hani Avrupa'da, Avrupa Birliği aslında Almanya'nın projesi. Biz niye aslında galibiyetler kazanmış bir ülke olarak Almanya'nın himayesi altına girelim? Yani böyle bir bakış açısı da muhakkak var. Kendi kimliğini farklı görme aslında durumu söz konusu. Amerika'ya daha yakın görüyor kendini kültürel sebeplerden dolayı, tarihi sebeplerden dolayı. Commonwealth ülkeleri dediğimiz eski imparatorluk ülkeleri ki bunların bazıları gelişmiş, bizim batılı diyebileceğimiz ülkeler, Kanada gibi, Yeni Zelanda, Avustralya. Benim bu ülkelerle çok ayrı bağlarım var diyor. Ben onlarla ticaret yapıp genişleyebilirim, gelişebilirim diyor. Ben lider bir ülkeyim, niye başkasının liderliğini kabul edeyim? Ve Avrupa Birliği'ni de aslında en başından beri ekonomik proje olarak görüyor. Yani ekonomik olarak katkı sağladığı sürece Avrupa Birliği İngiltere için lüzumlu bir proje. Fakat bunun dışında bir federatif yapı olsun, daha derinlemesine entegrasyon yapılsın. Hani genel olarak buna karşı bugüne kadarki İngiliz hükümetleri. Peki şimdi biraz daha artık günümüze gelelim. Bu son Brexit, hani ilk referandum değil bu sizin de anlattığınız gibi biraz önce. Son referandum sürecine doğru neler yaşandı? Daha doğrusu niye böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Evet, yani biraz aslında karışık. Yani 2016'da referanduma giden süreç, o referandumun niçin o tarihte yapıldığını anlatmak da biraz zor. Herhalde bunu 2007-2008 küresel finansal krizin dışında düşünmemek gerekiyor. Tabii biliyorsunuz Amerika'da başlayan kriz sonra bütün dünyayı sardı. En başta da Avrupa Birliği'ni ve Avro ülkelerini etkiledi. Yunanistan'a sıçradı, oradan da bütün Avrupa ülkelerine yayıldı. Bu bütün Avrupa'da kriz Avrupa karşıtlığını da bir şekilde tetiklemiş oldu. Bu Almanya'nın kontrolünde her şey gelişiyor. Bizim ekonomimizi Almanya aslında belirliyor. Düşüncesinin de biraz artmasına sebep oldu. Bu Yunanistan'da da aynı şekilde aslında yaşandı. İngiltere'de de benzer etkileri oldu diyebiliriz. Bununla birlikte İngiltere'nin kendi içinde iki partili çoğunluk sistemi dediğimiz sistem yavaş yavaş çökmeye başladı. Kriz yani ekonomik kriz İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu bir dönemde gerçekleşti. Tam da aslında belki sosyal demokrasiye ihtiyaç olan bir dönemde. Özellikle çünkü ekonomik krizden etkilenen, sosyoekonomik seviyesi itibariyle sıkıntı çeken kesimler sosyal demokrasiye veya İşçi Partisi'ne dönemediler. Çünkü kriz o zaman patlak vermiş oldu ve dolayısıyla biraz daha radikal sağa kaymaya başladılar. Yani bir çözüm arayışı içine girdiler. Bu dönemde de 1999 yılında kurulmuş İngiltere Bağımsızlık Partisi veya Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP bir sıçrayış gerçekleştirdi. Tek aslında konusu olan o da İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarma amacı olan bir parti. Birdenbire gündemde önemli bir parti ve bütün siyaseti şekillendirebilecek kadar önemli bir parti haline geldi. Peki bir araya gireyim mi? Tabii. Yani 99 yılında kuruldu da 2008 ile neredeyse 10 yıl var arada. Yani o arada da aynı şeyleri savunan bir parti. Evet evet aynen. Yani en başından beri 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi savunan bir parti. Hatta... 90'larda kuruluyor UKIP. Nigel Farage, işte UKIP'in liderlerinden ilk Avrupa Parlamentosu'na girdiği tarih 1999. Hı hı.
Dolayısıyla hani Farage 99 senesinden beri aslında etrafta olan ve Euroskeptik dediğimiz Avrupa karşıtı, Avrupa Birliği karşıtı politikalar güden bir lider. Ama etkisi tabii bu Avrupa kriziyle birlikte daha büyüdü diyebiliriz. Bir de şimdi 2010 seçimlerine gidersek, yaklaşık 10 sene gerisine, aslında ekonomik krizin belki küresel olarak şekillenmeye başlayan siyasetin İngiltere'deki etkilerini görmek de mümkün. 1930'lardan beri barış zamanı ilk defa bir koalisyon hükümeti kuruldu. Mayıs 2010 seçimlerinden sonra. Yani koalisyon hükümetleri çok nadir olan bir şeydir İngiltere'de. İki parti olunca zaten. İki parti var. Otomatikman o seçenek dışlanmış oluyor. Aynen öyle. Bir ya Muhafazakar Parti kazanıyor ya İşçi Partisi kazanıyor. İşte bu sefer Muhafazakar Parti çoğunluğu aldı ama tek başına iktidar olamadı. Mayıs 2015'te yani 5 sene sonra o koalisyon hükümeti tekrar işte seçime gidildiği zaman Muhafazakar Parti'de bir korku, çözülme. Muhafazakar Parti'nin kendi içinde bir çözülme. 2010-2015 arası liberallerle yani, liberal demokratlarla birlikte bir koalisyon. O zaten liberal demokratların o koalisyon tamamen çökmesine sebep oldu. Beklenen çözümleri üretemeyen bir koalisyon oldu. Muhafazakar Parti'nin o zamanki lideri Cameron da kendi partisini bir arada tutabilmek, çünkü kendi partisi içinde kayışlar, daha radikal sağ görüşler ve Avrupa karşıtlığı artmaya başlamıştı. Kendi partisini bir arada tutabilmek, kendi seçmeninin de UKIP'e kaymasını engelleyebilmek için referandum sözü verdi. Burada bir stratejik hata yaptı aslında. Çünkü düşündü ki nasıl olsa ben tek başıma iktidar olamam. Büyük ihtimalle yine liberal demokratlarla iktidara gelirim. Liberal demokratlar referandum yapmama karşı çıkar çünkü onlar Avrupa Birliği destekçisi. Dolayısıyla tümden bu referandumu ortadan kaldırırız. Böyle bir hesap, bir ihtimal. Bir ihtimal de referandum yaparsak nasıl olsa Avrupa Birliği'nde kalalım çıkar. Bu aslında kötü bir strateji, kendini kurtarmak için, kendi partisini kurtarmak, parti liderliğini kurtarmak için yaptığı bir hata sonucu o referandumu da gerçekleştirmek zorunda kaldı. Tabii sonuç beklediği gibi olmayınca da ertesi gün istifa etti. Peki o kampanya süreci nasıl geçti? Yani kampanya süreci de aslında hani akıllara zarar desek herhalde yeridir. Bir takım yalanların havalarda uçuştuğu, ondan sonra her şeyin abartıldığı. Şimdi iki kampanya tarafı oldu diyebiliriz tabii ki. Bir Brexit taraftarları ve onların kampanyası ki bunların başını da tabii UKIP ve Muhafazakar Parti'deki sağ milletvekilleri çekiyordu. Bir de kalalım kampanyası. Şimdi bu Brexit kampanyasını yürütenler, örneğin şöyle bir diskur geliştirdiler. Biz her hafta 350 milyon pound Avrupa Birliği'ne gönderiyoruz. Bu parayı alıp sosyal güvenlik sistemimize aktarsak aslında sağlık sistemimiz ne kadar şahane olur. Yani boşu boşuna Avrupa Birliği'ne para veriyoruz gibi. Fakat bu söylenen rakam çok abartı bir rakam. Muhtemelen bunun o da her sene değil, yarısı gibi bir rakam Avrupa Birliği'ne gidiyor. Avrupa Birliği geri para veriyor çünkü İngiltere'ye, bir takım projeleri destekliyor falan falan. Böyle abartılı bir şekilde. Tabii buna seçmen, bir kısım seçmen inandı. Post-truth değil mi işte bu? İşte post-truth, aynen öyle. Göç üzerinden ondan sonra. Hani işte bu kurda aslında Türkiye'ye bile gündeme geldi. İngiltere'de Türkiye bir gündem maddesi değildir aslında. Veya Türkiye'den göç veya Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği pek düşünülen konular değildir. Ama Farage şöyle bir iddia attı ortaya. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olacak ve Türkiye'den akın akın insanlar göç edecek. Yani bu hiç ortada olmayan bir şey. Ve işin ilginç tarafı bu tarz söylemler, işte post-truth, gerçek dışı söylemler karşı tarafı ona cevap vermeye itiyor. Evet. Çünkü öyle absürt bir yalan söylüyor ki ona cevap verebilmek için laf yetiştirmeye çalışıyor karşı taraf. O zaman bir anda oyunu kendisi aslında yönetir hale geliyor. Yani televizyon programları var. Cameron diyor ki hayır, İngiltere Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmayacak, ama mevzu bu değil ki. Yani hani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olup olmamasının konuyla bir alakası yok. Bunun gibi taktiklerle, bir de ümit aslında aşılayarak, yani ekonominin zor durumda olduğu bir dönemde
birçok açıdan parti sisteminin çöktüğü, belki sosyoekonomik düzenin yavaş yavaş çökmeye başladığı bir dönemde bu Brexit kampanyasını yürütenler bir ümit vaat ettiler. Her şey çok güzel olacak. Biz Avrupa Birliği'nden çıkacağız ve şipşak bütün problemlerimiz çözülecek. Bu o kadar yani popülist bir tabii ki diskur ama çok etkili bir diskur. Çünkü insanların bir şeyler ümit etmeye ve her şeyin kolayca hallolabileceğine inanmaya ihtiyaçları var. Karşı taraf yani Avrupa Birliği'nde kalalım diyen tarafsa çok daha sakin, hani akıl başında belki ama korku üzerinden bir politika benimsedi kampanya sırasında. Özellikle söylediği, eğer biz Avrupa Birliği'nden çıkarsak ekonomimiz felakete sürüklenir. Doğru söyledikleri fakat insanlar korkutulmak istemiyor. Ümit almak istedikleri bir dönemde siz onları korkutursanız ne olur ümide kayarlar. İyi anlatamadılar Avrupa Birliği'nin bir barış projesi olduğunu öncelikle. Avrupa Birliği sayesinde 2. Dünya Savaşı'ndan beri yüzyıllardır savaşmış bir kıtada savaş olmadığını düzgün bir şekilde anlatamadılar. Avrupa Birliği'nin Almanya'nın projesi olmadığını anlatamadılar. İngiltere'nin içeride kalıp aslında siyasete yön vermesi, Avrupa Birliği'ne yön vermesinin çok daha mantıklı olacağını düzgün anlatamadılar. Hep korku ve karşı tarafın kampanyasına laf yetiştirmeye çalıştılar. Küçük bir marjinle de kaybettiler aslında. Hani çok evet, bu bayağı az farklı. Tam rakamı almamışım şimdi buraya ama çok az bir fark vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani %52 ile Brexit çıktı. Yani %48 kalalım dedi, %52. Yani yarının işte biraz daha fazlası Brexit yönünde oy kullanmış oldu. Ufak bir tabii yani böyle bir bu kadar önemli bir karar için çok ufak bir marjin. Evet. O sırada İşçi Partisi tamamen blok halinde remain yani kalma düşüncesi, Avrupa Birliği içinde kalma düşüncesini mi savunuyordu yoksa onlarda da bir şey var? Onlarda da farklı görüşler var. Şimdi İngiltere seçim sisteminden dolayı milletvekillerinin bulundukları bölgelerin çok önemli olduğu, yani dar seçim bölgesi olan bir sistem. Dolayısıyla yerelde tek kişi seçiliyor o bölgeden. Aynen öyle, en çok oy alan seçiliyor. Eğer o bölgedeki vatandaş kalalım diyorsa, o zaman o milletvekili veya o seçilmiş kişi de kalalım diyor. Eğer çıkalım diyorsa, o zaman onlar da çıkalım diyor. Yani partinin kendinden çok, özellikle şu anda olan durum bu ve bu Brexit hadisesinde. Çünkü parti liderleri de kendi partilerini biraz serbest bıraktılar. Yani bu da onun sonucu. Kendi seçim bölgelerinin ne dediklerine bakıyorlar. Ve o seçim bölgesindeki işte ekonomik durumla, üniversite mesela üniversite kentlerinin birçoğu Avrupa Birliği'nde kalalım şeklinde oy kullandı. Yani bir üniversite olup olmaması, diyelim ki işsizlik durumu, tarımına uğraşmadığı gibi tamamen aslında konunun dışındaki faktörlerden şekilleniyor. Ve dolayısıyla hani bazı milletvekilleri bir tarafa kayıyor, bazı milletvekilleri bir tarafa kayıyor. Yani topyekun partilerin ortaklaşa bir karar aldıkları süreç değil. Zaten o yüzden de şu anda çok büyük çıkmaza girdi. O çıkmazı konuşalım şimdi. Hı-hı, son evet. durumu öğrenelim. Daha doğrusu şöyle yani bu referandum oldu, bitti, tamam evet. biz çıkacağız dendi. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Aslında ilk başta her şey çok sakin gidiyordu. Cameron istifa etti, Theresa May seçildi. Yaklaşık bir sene sonra da Theresa May, Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesi, bir ülkenin isterse Avrupa Birliği'nden çıkabileceğini öngören maddesini harekete geçirdi ve ben çıkmak istiyorum dedi. Kendisine de dedi ki Avrupa Birliği'ne de biz 2 sene sonra Mart 2019'da çıkacağız. Şimdi tabii Nisan 2019'dayız hala çıkamadılar ama o zaman için hani 2 sene daha çok zaman var diye düşünülebilecek bir süreydi. Sonra ikinci bir stratejik hata oldu. Theresa May dedi ki benim parlamentodaki çoğunluğum çok fazla değil. Ben yeni bir seçim yapayım. Parlamentodaki çoğunluğumu arttırayım. Böylelikle Avrupa Birliği ile yapacağım anlaşmada da elim güçlü olur. Seçimlere gidildi Haziran 2017'de. Fakat beklenen olmadı ve Theresa May aslında ve Muhafazakar Parti sandalye kaybetti. Kazanacağını kaybetti ve çoğunluğu da kaybetti.
Şimdi Kuzey İrlanda Birlikçi Partisi dışarıdan hükümeti destekliyor. Aslında bugünkü çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Muhafazakar Parti'nin elinde çoğunluğun olmaması, yani parlamento çoğunluğunun olmaması. Ama yani olsa bile zaten onların kendi içinde de aynen, bildiğim kadarıyla bir karşı duruş var. En azından bu şekilde bir Brexit'e karşı duruş var. Aynen öyle. Hani ama işte başka partilerden destekleyenler de var. Hani belki daha elinde rahat bir çoğunluk olsaydı... Yani şimdi mesela alternatif senaryolardan birine destek çıkabilirdi. Belki Theresa May'in önerisine destek çıkmazdı da yaptığı anlaşmaya Avrupa Birliği ile. Başka bir öneri, çünkü şu anda hiçbir şey parlamentodan geçmiyor. Yani 8 tane farklı senaryoyu oynadılar. 8'i de çoğunluğu alamadı. Dolayısıyla hiçbir senaryo şu anda parlamentodan geçecek gibi gözükmüyor. Şimdi 31 Mart'ta çıkmaları gerekiyordu ve bir anlaşma yapıldı 31 Mart öncesinde Avrupa Birliği ile. Evet. Ama o anlaşma reddedildi. O anlaşma reddedildi. Daha sonra 12 Nisan oldu o tarih, değil mi? Evet, bir ara öyle bir şey de oldu ama orada Avrupa Birliği dedi ki eğer siz 12 Nisan'a kadar parlamentodan geçirirseniz o zaman 12 Nisan'da çıkın. Eğer olmuyorsa o zaman başka tarihte çıkın. Yani burada biraz da şey var, Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak Mayıs ayında. O seçimlere katılmak istemiyor. Yani aslında her iki taraf da o iş o raddeye gelmeden ayrılalım istiyorlar. Çünkü tekrar seçim yapılacak. İngiltere'den milletvekilleri seçilecek Avrupa Parlamentosu'na. Tekrar parlamento şekillenecek. O zaman işler çok daha karışık hale gelecek ama olamadı yani. Ve 5 ay sonra mı diyelim ki şimdi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İngiliz vekiller girdi. 5 ay sonra, 6 ay sonra çıkacak bir ülkenin vekilleri... Orada oy kullanmaya devam edecek 5 ay daha en azından. Yani evet, çıkacak bir ülkenin vekilleri karar alma sürecine katılıyor. Evet. Öyle bir herhalde Avrupa Birliği'nde bir sıkıntısı var. Ama şöyle, Avrupa Parlamentosu'nda ülke ülke olmaz kararlar. Yani her Avrupa Parlamentosu'na seçilmiş olan milletvekili parti bazında düşünür. Avrupa partileri bazında düşünür, ideolojik bazda düşünür. Yani o tabii ne kadar gerçekte öyle oluyor tartışılabilecek bir şey ama hani ben oraya İngilizim diye İngiliz kimliğiyle gitmiyor. Giden milletvekili. Ben Muhafazakar Parti'nin üyesiyim. Ben İşçi Partisi'nin veya işte Sosyal Demokratların bir üyesiyim diye gidiyor. İdeolojik oy veriyorlar. Dolayısıyla hani çıkacak bir ülkenin milletvekilinin orada oy kullanıyor olması teorik olarak rahatsız edici bir durum olmaması gerektirir. Ama tabii ki hoş bir şey değil. Yani bir kere ona bu kadar para harcanacak, ondan sonra hani büyük seçim yapılacak. Sonrasından bütün parlamentonun tekrar düzenlenmesi gerekecek. Belki parlamento aritmediği değişecek. Bunlar tabii ki hoş şeyler değil. Peki şimdi en son durum ne? Onu bir sizden duyalım. Yani ne zamana ertelendi bu çıkış? Şimdi çıkış 31 Ekim'e ertelenmiş duruyor. Burada her an her şey olabilir yine. Hani kesin ve net konuşmak mümkün değil. Çünkü eğer hükümet biz parlamento seçimlerine, Avrupa Parlamento seçimlerine katılmayız derse, Mayıs ayında olacak seçimler. O zaman Haziran ayı gibi, Temmuz ayının başı gibi çıkmak mecburiyetinde kalır. Ama eğer şu anda o parlamento seçimlerine katılacaksa, ki Nigel Farage aslında istifa etmişti UKIP'ten referandum sonrasında. Şimdi tekrar Brexit Partisi diye bir parti kurdu. Sadece Avrupa Parlamento seçimlerine katılabilmek için. Ve şu anda gündemi aslında işgal etmiş durumda yine. Dolayısıyla hani şu anda gündem bir anda Avrupa Birliği'nden biz nasıl çıkarızdan ziyade Avrupa Parlamentosu'na kim girecek, ne gireceğe döndü. Yani iyi bir, hoş olmayan bir şekilde gündemde değişmiş oldu. Çünkü aslında öncelik şu anda Avrupa Birliği'nden çıkmayı bir şekilde başarmak olmalı. Peki 31 Ekim yani 6 aydan biraz daha fazla bir süre var. O süre içerisinde yeni bir seçim, erken seçim İngiltere'de ya da yeni bir referandum. Daha olabilir. Yani her şey olabilir. Şu andaki durumu yani Theresa May'in Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmanın niçin kabul olmadığını da isterseniz, hani bir şekilde parlamentodan geçmediğini de göz önüne alırsak,
Hiçbir senaryonun kabul edilmediğinde parlamentoda göz önüne alırsak, yani Theresa May tekrar aynı anlaşmayı parlamentoya yazsa yine geçmeyecek. Yani tekrar tekrar aynı şeyi sormak veya benzer şeyi parlamentoya sormanın bir manası yok. Burada gerçekten herhalde ilk ve en mantıklı opsiyon seçimleri yenilemek. Ama çıkacak sonuçta yine herhangi bir opsiyon için çoğunluğun olup olmayacağı belli değil. Referandum dediğiniz gibi ikinci bir opsiyon ve bunu destekleyen milletvekilleri de var. Fakat referandumla ilgili de şöyle bir sakınca var. Şimdi çok ufak bir oranla aslında Brexit çıkmıştı. Tersine dönmüşse bu şu anda, ki büyük ihtimalle öyle oldu ve karar Avrupa Birliği'nde kalalım diye çıktı farz edelim. O zaman Brexit'e oy vermiş olan kesim, bu yine %40'ın üzerinde bir kesim olacaktır, fikrini değiştirmemişler, çok sinirlenecekler, kızacaklar, hayal kırıklığına uğrayacaklar. Ve bu grubun o zaman çok daha radikal başka bir partiye kayma, Muhafazakar Parti'nin tamamen dağılma, bildiğimiz İngiliz sisteminin bir bakıma çökme ihtimali var. Bunu onun için göze alamıyorlar. Yani bu referandum dolayısıyla en son belki opsiyon onların gözünde. Çünkü bunun riski çok büyük. Artık bir kere ok yaydan çıktı, bir kere karar verildi ve bu kararı bir şekilde de gerçekleştirmek zorundayız. Yani Theresa May sürekli bunu söylüyor. Çünkü bunun arka planındaki korku ya aksi sonuç çıkarsa. Yalnız şöyle bir şey olabilir. Mesela Theresa May'in anlaşması veya herhangi bir başka anlaşmayı, bu anlaşmayı kabul ediyor musunuz diye referandumda sorabilirler. Yani parlamentoyu bir şekilde bypass etmek için çıkalım mı yoksa kalalım mı diye değil, bu anlaşmayı onaylıyor musunuz diye halka sorabilirler. Veya 2-3 opsiyon olabilir. Bu anlaşmayı mı onaylıyorsunuz yoksa anlaşmasız çıkmayı, sert Brexit dediğimiz şeyi mi onaylıyorsunuz gibi birkaç opsiyon sunulabilir. Ama tabii bir yandan da şey, yani şartlar değişti. Şöyle şartlar değişti. O önceki referandum oranı. Hani dediniz ya, o ilk referandum kampanyasında veya yapılmış olan referandum kampanyasında hani bir sürü yalan şu vesaire gösterildi insanlara. Ona göre karar verdiler ama şimdi takke düştü, kel göründü. Yani ne başlarına neler geleceği yavaş yavaş anlaşıldı aslında, evet, değil mi? Yani, evet. Yani tabii söylemek de zor. Ne kadarı onu görüyor, ne kadarı görmüyor. Bir kısmı da hala şey diye düşünüyor. Yani bu işte Almanya'nın oyunu diye düşünüyor örneğin. Hani böyle insanlar da var yani sonuçta. Kimisi şeyi de görüp korkabilir. Olabilecek olan negatif sonuçları. Yani gerçekten Brexit'e oy vermiş. Çünkü aslında programın başında da söylediğimiz gibi Avrupa karşıtlığı ta 1950'lere dayanan bir şey. Ve tekrar tekrar gündeme gelmiş. 60'larda gündeme gelmiş, 70'lerde, 80'lerde gündeme gelmiş bir şey. Yani birdenbire bir Avrupa karşıtlığı yok ki. Belki İngiltere'nin zaten %40'ı diyelim, kemikleşmiş bir şekilde Avrupa Birliği fikrine karşı. Artık onlara siz bir havuç gösterdikten sonra onu geri çekemezsiniz. Bunun sözünü verdikten sonra birdenbire onları düş kırıklığına uğratırsanız, o zaman onlar daha çok radikalleşirler. Yani dolayısıyla hani burada referandum, tabii Avrupa Birliği'ni destekleyenlerin en büyük ümidi o. Çünkü başka türlü sürecin geri sarma ihtimali yok. Ancak bir referandumla tekrar olabilir. Peki anlaşmada en çetrefilli yer ne, onu soracağım ama ondan önce şeyi sorayım. Anlaşmasız ayrılmak ne demek? Yani nasıl bir kaos olmayacak mı öyle bir durumda? Olacak. Ya bunu tabii ki Avrupa Birliği de istemiyor. Tabii ki Avrupa Birliği de istemiyor. Yani Avrupa Birliği'ni de ekonomik olarak kötü etkileyecek, İngiltere'yi de kötü etkileyecek bir şey. En basitinden şöyle diyeyim, şu anda Avrupa Birliği ve İngiltere arasında, Birleşik Krallık arasında hiçbir sınır yok. Yani en basit şekilde böyle ifade edebilirim zannedersem. Bir gece içerisinde birdenbire bir sınır yapmak gibi bir şey bu. Bu kadar böyle inanılmaz ve aynen sizin söylediğiniz gibi kaosa yol açabilecek bir şey. Ticaret tamamen ülkeler arasında serbest. İnsanların geçişleri serbest. Finans sektörünü mesela ele alalım. İngiltere'nin çünkü en büyük Avrupa Birliği'ne katkılarından bir tanesi, en güçlü olduğu alan finans sektörü, bankalar. Bankalar Avrupa Birliği'nde serbest bir şekilde aslında işlemlerine devam edebiliyorlar. Görünmez diyebileceğimiz sınırlar birden oluşacak ve diyelim ki bankalar da işlemlerine devam edemeyecekler. Gerçekten en çok sıkıntılı bir durum olacak.
Ama bir de işte asıl önemli mesele zannedersem hani İngiltere'nin toprak bütünlüğünü etkileyebilecek. Evet, şimdi oraya gelelim. Bu anlaşmada önce şeyi sorayım. Tek pürüz mü bu kaldı? Yoksa başka şeyler de var. Kuzey İrlanda'dan bahsediyorum. Evet, evet. Kuzey İrlanda meselesi herhalde en büyük pürüz. Diğer pürüzler de var. Yani mesela bir işte boşanma nafakası gibi bir şey ödemesi gerekiyor İngiltere'nin. Hani tam onun oranı nedir, ne değildir. Hani o konuda da bir takım ufak tefek itirazlar var. Hala İngiltere'de yaşayan Avrupa vatandaşlarının haklarının korunması ile ilgili. Ve tam tersi. İşte ne bileyim üniversitelerin durumu falan gibi. Bir takım belki başka ufak tefek pürüzler de olabilir ama onların hepsi çözülür. Asıl işte Kuzey İrlanda meselesi çözülmüyor. Evet, o nedir ve niye bu kadar gürültü kopuyor bunun üzerine? Yani Kuzey İrlanda biliyorsunuz Birleşik Krallık'ın aslında bir parçası. Yani biz İngiltere diyoruz ama aslında Birleşik Krallık diye düşünürsek... Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere. Dört ayrı bölgeden oluşan bir ülke Birleşik Krallık. Ve Kuzey İrlanda'da başka bir adada, öyle ifade edeyim, ama İngiltere toprağı veya Birleşik Krallık toprağı. O adanın yani İrlanda adasının güneyi ise tamamen bağımsız İrlanda Cumhuriyeti. Tabii İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda'daki bazı kesimler uzun senelerdir birleşme yanlısı bir politika güdüyorlar. Ve 1960'lardan 1990'ların sonuna kadar bu ciddi iç savaşlara, çatışmalara, terör eylemlerine vesaire konu olmuş bir durum maalesef. 1998 yılında sonunda taraflar... Good Friday denen, Hayırlı Cuma denen bir anlaşma imzalıyorlar. Ve bu anlaşmanın koşullarına göre Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık topraklarında kalmaya devam ediyor. Fakat Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır tamamen kalkıyor. Şimdi bunun arka planında Avrupa Birliği var tabii ki. Çünkü zaten sınır olmadığı için Avrupa ülkeleri arasında Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin arasındaki sınırın kalkmasının o sırada hiçbir önemi yok. Fakat bu serbest dolaşım İrlandalılar için çok önemli. Çünkü o zaman kendilerini hem Birleşik Krallık'ın bir toprağı gibi görebiliyorlar, hem de kendi akranları veya aynı etnik kökene sahip olan insanlarla görüşebiliyorlar, diyalog kurabiliyorlar, ticaret yapabiliyorlar, onların okullarına gidebiliyorlar, alışverişlerini yapabiliyorlar. Yani gündelik hayatlarını etkileyebilecek derecede önemli bir şey. Sonuçta Avrupa Birliği'nden İngiltere çıktığında, Birleşik Krallık çıktığında Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ne olacağı konusu ciddi bir sorun. Çünkü eğer gümrük birliği, ortak pazar vesaire gibi bir şey olmazsa, işte sert bir çıkış olursa oraya bir set çekmek ve oraya bir sınır yapmak gerekecek. Bu da Hayırlı Cuma anlaşmasının prensiplerine aykırı. O sınırın orada olmaması gerekiyor. O sınır tekrar oraya yapılırsa o zaman tekrar savaş olabilir, tekrar iç savaş çıkabilir, tekrar terör faaliyetleri başlayabilir. Yani bu gerçekten hani hem egemenliği hem toprak bütünlüğünü hem barışı engelleyebilecek bir durum. Dolayısıyla ilk Avrupa Birliği ile Theresa May arasında görüşmeler, Theresa May hükümeti arasında görüşmeler başladığında Avrupa Birliği'nin önerisi şu oldu. Kuzey İrlanda gümrük birliğinde kalmaya devam etsin, sanki Avrupa Birliği'nin bir parçası olmaya devam etsin gibi. O zaman da sınır İrlanda denizinde çizilecek ve sanki hani Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan kopmuş gibi olacaktı. Bunu tabii ki Theresa May hükümeti kabul etmedi. Sonuca bağlayamadıkları için dediler ki biz 2020'ye kadar bu konuya değinmeyelim, siz çıkın 2027'ye kadar da bir çözüm bulmaya çalışın. Bu sefer Avrupa Birliği dedi ki 2020'ye kadar siz bir çözüm bulamazsanız o zaman ne olacak? Biz bir garanti istiyoruz. O zaman işte tekrar konuşuldu falan, garanti olarak da şöyle bir şey dendi. 2020'ye kadar sınır meselesi çözülemezse iki tarafın da hoşuna gidecek bir şekilde o zaman İngiltere komple gümrük birliğinde kalmaya devam edecek ve bu sonsuza kadar devam edebilir. Ta ki Avrupa Birliği, evet sınır için getirdiğiniz çözümü biz kabul ediyoruz diyene kadar. Yani bu da şöyle bir şey oldu. Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırdaki çözümü
Ve İngiltere'nin toprak bütünlüğünü yine etkileyebilecek bir şeydeki kararı Theresa May hükümeti Avrupa Birliği'ne teslim etmiş oldu. Kendi egemenliğini tekrar kazanmak isteyen, hatta sloganlardan bir tanesi, sınırlarımızı tekrar kontrol altına alacağız. Sınırları kontrol altına almak için referandum yapan bir ülke gitti bütün sınırlarının kontrolünü Avrupa Birliği'ne teslim etti. Bunu da tabii ki parlamentonun çoğunluğu kabul etmiyor. Başka bir alternatif de düşünemiyorlar ama. Böyle kaldı tam, yani tam mevzu. Tam bir kitlenme evet. durumu var gibi gözüküyor. Kimler neyi destekliyor peki? Yani Kuzey İrlanda konusunda mesela İşçi Partisi ne diyor? Her çeşit sesi var içinden çıkan. Yani herkes bir şekilde oradaki sınırın yumuşak bir sınır olması konusunda hemfikir. Ama bu nasıl olacak? Ya İngiltere Gümrük Birliği'nde kalarak olacak ya da İngiltere ortak pazarda kalarak olacak. Başka türlü bunun bir çözümü yok. Yani iki sınır başka türlü halledilme durumu söz konusu değil. Çünkü Kuzey İrlanda Avrupa Birliği ülkesi. Yani ürünlerin serbest bir şekilde Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'ne geçebilmesi için İngiltere'nin ya Gümrük Birliği'nde kalması lazım ya ortak pazarda kalması lazım. Dolayısıyla şu anda insanlar çok fazla biz İrlanda sınırını nasıl çözümleriz diye düşünmüyorlar. Formüller şöyle, biz tamamen çıkalım işte hard Brexit, sert Brexit mi olsun, her yerde sınırlar çizilsin, bu bir opsiyon. Gümrük Birliği'nde mi kalalım veya Gümrük Birliği'nde kalacaksak nasıl bir Gümrük Birliği'nde kalalım? Serbest ticaret anlaşması mı imzalayalım? Serbest ticaret anlaşması Gümrük Birliği'nin bir tık gerisinde ama yine de çözüm olabilir. Özellikle ürünlerin geçişlerinde yine Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırı bir nebze rahatlatabilecek bir çözüm olabilir. Veya ortak pazarda mı kalalım? Bunların hepsi opsiyon ama bu opsiyonların hiçbiri için parlamentoda çoğunluk yok. Bir de belki şunu vurgulamak lazım. İngiltere referandum geleneği olan bir ülke değil. Yani dedim ilk referandum 1975 yılında yapılmış. Ondan sonra 2011 yılında bir referandum var. Bu iki referandumun sonucu da aslında hayır çıkmış. Yani statükoyu desteklemiş o zaman oy veren seçmenler. 2011'deki seçim sistemiyle ilgili bir referandum. Bunun dışında bölgelerde referandumlar var. Galler bölgesinde, Kuzey İrlanda'da, İskoçya'da. Bütün İngiltere'nin genelinde bu yapılmış üçüncü referandumdu. Ve ilk defa da sonuç evet bir değişiklik yapalım şeklinde oldu. Şimdi referandum geleneği olmayan bir ülkede yani bununla nasıl aslında başa çıkmaları, bu kararla nasıl başa çıkmaları gerektiği de bir sorun. Çünkü İngiltere'de gelenekleri itibariyle, kurumsal yapısı itibariyle parlamento üstünlüğü var. Yani temsilciler, halkın temsilcileri bir araya gelir, konuşur, anlaşır ve bir çözüme varırlar. Ama şimdi işte referandum sonucu anlaşamıyorlar, bir çözüme ulaşamıyorlar, kilitlendiler. Tekrar referanduma gidemiyorlar çünkü onun sakıncaları çok açık bir şekilde ortada. Şeyde yok ki hani bir devlet başkanı yok ki devletin başı İngiltere'de kraliçe tamamen sembolik ama hiçbir şey söyleyemez. Hani biri de çıkıp da şu çözüm olacak diyemiyor. Dolayısıyla bir şekilde halktan yine alacaklar o desteği bana ama. Yine de en mantıklısı yeni bir referandum gibi geliyor. Çünkü olmadığı zaman da çıkılmıyor işte işin içinden evet, yani. Evet, evet. Neyse yani, tabii İngilizlerin bileceği iş ama. Onların da bildiğini pek zannetmiyorum ben. Ama öyle olabilir. Öyle görünüyor, evet. Şimdi süremiz daralıyor. Yavaş yavaş bizi ilgilendiren kısmına biraz da bakalım. Evet. Bize ne gibi ya da ne yönde bir etkisi olabilir gerçekleşirse eğer Brexit? Evet, yani nasıl gerçekleştiğine göre de tabii hani birazcık evet, değişecek tabii. Bize etkileri. Ama bir siyasi etkileri, bir ekonomik etkileri diye düşünebiliriz herhalde. Siyasi etkilerinin en başında Avrupa Birliği içerisinde İngiltere, Türkiye'nin üyeliğini, tam üyeliğini destekleyen en önemli ülkelerden bir tanesiydi. Tarih boyunca bu şekilde oldu. İlk müzakereler başladığında bunun İngiltere desteğiyle olduğunu da biliyoruz örneğin. Ve tamam dönem dönem Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ülkeler olmuştur. Ama bu kadar büyük bir ülke sürekli destek verdiği zaman tabii ki bunun çok önemli bir ağırlığı vardı Avrupa Birliği içinde. Türkiye bir şekilde önemli bir müttefikini Avrupa Birliği içinde kaybetti diye düşünebiliriz. Hele
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin zorlu bir dönemde olduğunu da düşünürsek, İngiltere belki arabuluculuk oynayabilecek önemli bir ülkeydi. Böyle bir desteğimizi kaybetmiş olduk. Yani dolayısıyla uzun vadede, orta vadede, uzun vadede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini kötü etkileyecektir diye bir çıkarımda bulunmak mümkün. İkincisi, Türkiye'nin İngiltere'yi örnek alma durumu söz konusu olabilir. Ki Brexit referandumundan sonra Erdoğan da benzer bir şey söylemişti. Biz de referandum yaparız, biz de müzakere sürecini askıya alıp almamak konusunda bir referandum yapabiliriz demişti. Yani burada bir örnek alma durumu söz konusu. Türkiye açısından İngiltere büyük bir ülkedir, kuvvetli bir ülkedir. Bizim için de Almanya'dan, Fransa'dan daha farklı bir ülkedir İngiltere. Dolayısıyla İngiltere kadar büyük bir ülke Avrupa Birliği'nden ayrılmak istiyorken bizim siyasi çevreler de düşünür, biz niye Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz? Zaten Avrupa Birliği hevesimizin kalmadığı belki de bir dönemde. Yine bu hani bizdeki, Türkiye'deki Avrupa Birliği'ni destekleyen kesimlerin daha da zayıflaması, daha da argümanlarını yitirmelerine sebep olabilir diye düşünüyorum. Bir de Avrupa Birliği açısından da İngiltere'nin Türkiye'ye örnek olma durumu var. Çünkü İngiltere ile Avrupa Birliği'nin sonunda geleceği noktaya bir anlaşma olursa, farz edelim esnek bir gümrük birliği oldu veya kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapıldı, Türkiye için de aynı çözümü aslında önerebilirler. Avrupa Parlamentosu biliyorsunuz bir öneri kararı aldı. Dedi ki biz askıya alınmasını müzakerelerin tavsiye ediyoruz dedi. O bir öneri kararıydı. Hani sonuçta bir şekilde duruma etki edecek bir çok da önemli bir karar olarak düşünülmeyebilir. Ama Avrupa içerisinde Türkiye ile olan müzakere sürecini gözden geçirelim sesleri yükselirken İngiltere ile yapılmış olan formülün buyurun hani Türkiye size de benzer bir formül öneriyoruz denme ihtimali var. Ki Avrupa Komisyonu Juncker buna benzer bir şeyler de söylemişti. Bunlar siyasi etkileri, Avrupa Birliği'nde Türkiye ilişkileri diye düşünebiliriz. Bir de tabii durumun ekonomik boyutu var. Türkiye'nin ihracat olarak belki de en önemli ülkelerinden bir tanesi İngiltere. Ticari olarak aslında bizim pozitif ticaret yaptığımız, yani ticari açığımızın olmadığı, tam tersine ticari fazla verdiğimiz yegane Avrupa ülkesi, batılı ülke şu anda İngiltere. Yaklaşık 1,5 milyar dolar kadar ihracatımız var İngiltere'ye. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Biz nasıl hani İngiltere'ye bu kadar ihracatımız fazla olabiliyor? Tabii gümrük birliği üyesi olduğumuz için, hem onlar hem biz gümrük birliğinde olduğumuz için, hem de mesafeler yakın olduğu için, özellikle tekstil sektöründe mesela Asya veya Çin gibi ülkelere gideceğine hani Türkiye'ye gidebiliyor ve çok çabuk Türkiye'den kaliteli ürün alabiliyor. Bu bizim aslında bir avantajımız. Şimdi gümrük birliğinden çıkarsa, May'in işte eğer yaptığı anlaşma yürürlüğe girmezse, sert Brexit olursa, o zaman bizim ihracatımız da tehlikeye girecek. İlk birkaç sene bocalama durumumuz olacak. Çünkü beklemek mecburiyetinde kalacağız. Biz gümrük birliği üyesi olduğumuz için... Onu belirtelim ki neden beklemek zorundayız, evet. O anlaşılsın. Evet, yani Avrupa Birliği, biz gümrük birliği üyesi olduğumuz için... Avrupa Birliği'nin yaptığı anlaşmalar bizi bağlıyor. Avrupa Birliği anlaşma yapmadan biz serbest ticaret anlaşması yapamıyoruz. Beklemek zorundayız. Yani Brüksel'in yapacağı serbest ticaret anlaşmasını beklemek mecburiyetindeyiz. Ve kendimiz tek başımıza ondan sonra inisiyatif alarak da bir ülkeye gidip ondan sonra ben seninle anlaşma yapmak istiyorum diyemiyoruz. Dolayısıyla sert bir Brexit olduğunda biz yanda beklemek mecburiyetinde kalacağız. Yani durumun ne olduğunu anlamayacağız. Bu arada seneler geçecek. Bu arada belki... ne nasıl olacak? Evet, yani zaten İngiltere kendi ticaretini güçlendirmek, ekonomisi çok etkilenmesin diye hemen başka ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapmaya başlayacak. Biz aslında oradaki kendi avantajımızı yitirmiş olacağız beklerken. Ha, bu en belki kötü senaryo. İyi senaryo, gümrük birliğinde kalırsa, ortak pazarda kalırsa
o zaman bizim için hiçbir şey değişmiyor. Hı-hı. Ondan sonra hani bizim için gayet iyi oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan, hani bizim çıkarımız olacak aslında May'in anlaşmasının yürürlüğe girmesidir. Avam kavam arası tarafından kabul edilmesidir. Şimdi son durum ne? Tekrar onu sorayım. Yani en son durum, yani bundan sonra ne olacak önümüzdeki günlerde? Yeni bir anlaşma gelmeyecek herhalde. Var olan anlaşma tekrar mı? Evet. Yani ya da Avrupa ile mi, Avrupa Birliği ile mi? Yani gerçekten inanın hani sorunuza cevap vermeye çok istiyorum ama zannedersem Theresa May'in kendisi bile bilmiyor. Yani çünkü mesela bugün haberlere baktığımda 4. defa aynı anlaşmayı parlamentoya getirme ihtimali var diye bir şey gördüm. Yani hani saçma bir şey ama bunu tekrar deneyebilir gibi gözüküyor. Parlamento, Avrupa Parlamentosu'na seçimlerine hazırlanma durumları söz konusu olabilir. Her an her şey olabilir çünkü dediler ki işte biz Theresa May Muhafazakar Parti tekrar arkasındayız, yani biz onu düşürmeyeceğiz. Ama hiç beklenmedik bir şekilde Theresa May istifaya zorlanabilir, kendisi düşürülebilir, yeni hükümet kurulabilir, yeni seçim yapalım diyebilirler. Yani şu anda aslında... Ama tekrar güven oylaması yapılması için galiba bir kere yapıldı ya. Evet, evet. Bir süre geçmesi gerek. Bir süre geçmesi. 6 aydı zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Yani kendisinin istifa etmesi gibi bir şey durum söz konusu olabilir. Ya da erken seçime gidebilir. Ama tabii ki mantıken hani olması gereken şey, evet, Avrupa Birliği ile oturulup tekrar müzakere edilmesi lazım. Ama pek Avrupa Birliği de yanaşmıyor galiba buna. Onlar ayrı yanaşmıyorlar. Ayrıca da zaten yapılacak olan yeni anlaşmanın işte anlamaya çalıştılar. Nasıl bir anlaşma olursa acaba avam kamerasında kabul görür diye. Hiçbir senaryo zaten çoğunluk almıyor. Yani yeni yapılacak bir anlaşmanın garantisi yok. Yani yine avam kamerasında geçmeyebilir. Yine parlamentoda takılabilir. Yani inanın gerçekten hani sorunuzun cevabı kimse bilmiyor şu anda ne olacak. Her an her şey olabilir. Çok heyecanlı. Bekleyip göreceğiz. Süremizin sonuna geldik ama sizi bulmuşken son bir soru daha sorayım. Bir de bu İskoçya meselesini sorayım. Şimdi bugün hatta biz haberini yaptık. Orada gene bir kıpırdanma başladı. Ya biz bu bağımsızlık işini reddettik ama bu Brexit'ten önceydi. Şimdi durum değişti. Gibi bir durum var galiba orada. Aynen, da. Aynen. Yani onlar da aslında biraz bekliyorlar. Yani... Ve orada Brexit'te, yani o bölgede Brexit karşıtları bitirdi. Hem de bayağı önde bitirdi galiba. Aynen öyle. Yani, yani Avrupa Birliği'de kalalım sonucu çıktı. %60'lar civarında. Siz kalmıyorsanız bile biz kalalım hiç olmazsa diyorlar. Aynen galiba. Öyle. Ve hani bu gündeme de geldi. Hemen akabinde de gündeme geldi. Yani siz ayrılıyorsanız o zaman biz Avrupa Birliği'nde kalmak istiyoruz. Biz bağımsızlığımızı ilan ederiz diye. Bu gerçekten tekrar gündeme gelebilir. Aslında hani ben şöyle bir şeyle de bitirmek isterim. Hani bu referandum kampanyası sırasında ne Kuzey İrlanda meselesi, ne İskoçya meselesi yeteri kadar gündeme gelmedi. Bu da ciddi bir hataydı. Çünkü belki o zaman bu anlatılsaydı, yani Birleşik Krallık'ın toprak bütünlüğü aslında Avrupa Birliği sayesinde olabiliyormuş. Biraz bize belki ters gelen bir mantık ama Avrupa gerçekleri içerisinde bu İspanya'da da gördüğümüz bir şey şu anda mesela. Ayrılıkçı hareketler her yerde Avrupa'nın içerisinde giderek artıyor. Bunları bir arada tutan şu anda Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği dağılırsa, herkes kendi başının içerisine bakacaksa o zaman biz Galler olarak da bakarız atıyorum. Yok, Galler öyle demez. Yani şimdi... Hayır, yok, örnek olarak söyledim. Yani evet, onun içindeki bileşenler olarak, İskoçya olarak da işte Kuzey İrlanda vesaire diyebilir yani. Diyebilir. Yani bunların içerisinde tabii gerçekten hani onu da vurgulamak lazım. Galler İngiltere'den ayrılmayı düşünmez ama İskoçlar evet düşünür ve orada ciddi bir şekilde bir oynamaya yol açabilir. Kuzey İrlanda daha karışık çünkü Kuzey İrlanda'da hani şu andaki oranları tabii bilmek çok zor ama ciddi bir kesim de İngiltere'de kalmak istiyor aslında. Dolayısıyla hani Kuzey İrlanda içinde bir bölüm mü olabilir, tekrar bir iç savaş, terörizm vesaire olabilir. Yani hiç hoş değil ama dediğim gibi o yaydan çıktı, o referandumu bir kere yaptılar, şu anda geri dönemiyorlar. Böyle enteresan bir süreçten geçiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Konuk ederim. Konuk olduğunuz için sağ olun. Evet, bu akşam
sadece İngiltere dışındaki insanların değil, anladığımız kadarıyla İngiltere'deki, daha doğrusu Birleşik Krallık'taki insanların da kafasını oldukça karıştıran bir meseleyi, Brexit'i, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını veya çıkamamasını ve bunun Türkiye'ye olası etkilerini konuşmaya çalıştık. Yaprak Gürsoy'da Aston Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.